Selamünaleyküm arkadaşlar, Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, suvayı bitirdik. Şimdi de boyaya geçtim. Şu giriş kapımızın, girişimizin kapısını boyuyorum arkadaşlar. Şöyle kırık beyaz aldım renk olaraktan. Çayı koydum, kahvaltı yapana kadar ön yüzünü boyadım. Zaten iki kat gidiyorum arkadaşlar. İki kat da hemen güzelce renk çıkıyor. Annem. Ha, abin mi var? Tamam. Bu şekilde işte arkadaşlar. Bunu da aradan çıkarım da. Tertemiz olsun. Kahverengi hiç sevmiyorum. Zaten hani sürekli de dile getiriyorum. Odanın kapıları hep kahverengi. Oturma odası olsun diğerleri. Tabii ki onlar da bu renge boyattım. Kırık beyazı. Çok güzel oldu. Birazdan gösteririm sizlere. Boya da kaldı. Boya kalmışken dedim ama şu kahverengileri de kurtulup burayı da dedim kahverengiye beyaza boyayayım. Kırık beyaz. Daha boya kalacak gibi arkadaşlar. Boya kalırsa ev pencerenin demirlerini de boyayacağım. Şöyle boyayalım. Bugün kaybolma gideceğim arkadaşlar. Bir iki çuvallar vardı. Koyun çuvallar. Onları yıkayacağım. Ne diyorum arkadaşlar? Recep de geliyor ama sakın ondan oynama. Ne? Sakın. O takırdı oldu mu? Telefona çok gidiyor. Anne. Arkadaşlar şöyle bir şey biliyorum izleyiciler hani rahatsız oluyor da Recep'in sesi bazen çok çıkıyor. Sesinden ziyade bahçede oynarken şu arabalarla oynadığı zaman aşırı ses yapıyor. Düzenlerken ben bile rahatsız oluyorum gerçekten. Doğru söylemek gerekirse. Hani evladım bir ben kahvaltıda şey yapmak istemiyorum ama gerçekten bayağı bir gurultu oluyor. Hatta benim sesim bile anlaşılmıyor gurultu olduğu zaman. Söyleniyorum, kızıyorum ama yine de çocuk işte laf dinlemiyor. Okula bir başlasa o zaman Recep'siz, sessiz, sedasız çekerim. Normal konuşsa çok bağırıyor, oyun oynuyor ya. O yüzden bayağı bir insanlar da rahatsız ediyor. O yüzden de kusura bakmayın. Bu şekilde işte arkadaşlar fırçayla boyuyorum. Roleyle boya yapacaktım. Roleyle pek güzel olmadı. Role çünkü bayağı bir yiyor boyayı. Yediği için de hiç güzel olmuyor. Ama fırça güzel oluyor. Fırçayla boyuyorum güzelce şöyle. Hem fırçayla her yere gidiyor. Bütün böyle çukurlara falan. Kapının şu arka kısmı da bayağı bir çukurlu. Bayağı bir şöyle dikkat istiyor yani anlayacağınız. Recep! Recep bırak onu. Ne? Bırak anneciğim. Ne sürme? Hiçbir şey sürme la. Bak seni götürmem o zaman. Götürmem o zaman seni dayıya. Ne? Dayıya götürmem o zaman seni. Tamam bak. İşte kayboluna bakın arkadaşlar. Geçen baktım sular çekilmemiş. İyiydi. Ergine çekilmediyse halları götüreceğim yıkamaya. Bayram gelmeden hallarımızı yıkayayım da. Sereceğim mi? Sermeyeceğim. Yıkayıp kenara kaldıracağım. Gökhan gelene kadar boş dursun. Zaten yaz geldi artık. Fazla evde de durduğumuz yok. Hep bağ bahçe buralarla uğraşıyor. O yüzden kaldırım. Gökhan da geldi mi? Evleri boyadı mı? Hemen ne yaparım? Sererim. Tertemiz olur. Çünkü şimdi sersem biliyorum yine batacak. Kapıları boyayalı da bayağı neredeyse bu kapıyı boyayalı 7 sene falan oldu arkadaşlar. Kenarları paslanmış. Sürekli aç kapat aç kapat ne olacak? Şu alt kenarları paslanmış. O yüzden dedim hem de boyadan geçsin iyi olur. Aksaray'daydım arkadaşlar. Hastaneye gittim. Sonuçlarımı almaya gittim. Maalesef doktorda yokmuş şansımıza. Hastalanmış, izne ayrılmış. Dediğim gibi arkadaşlar iki kat yapıyorum. Bir katını vurduk. Vurduktan sonra hemen zaten kuruyor. Bu bir de dışarıda boyuyorum ya. Demir kapı da daha çabuk kuruyor yağlı boyada. Tahta kapı pek o kadar değil. Tahta kapı bayağı bir bunu alıyor kurması. Thank you.
de geçen kale küpüne çektim ya arkadaşlar, sağ olun, güzel mesajlarınız gelmiş. Bazı arkadaşlarımız da demişler ki hani erkek kişi de yapıyorsunuz ya hani canına yazık yapma diye de. Vallahi arkadaşlar işi hiç aramam. Az çok sizler de beni artık tanıyorsunuz. Pek iş seçen biri değilim vallahi. Erkek işi de olsa, kadın işi de olsa ucumun gittiği işe kendimi atarım hemen. O yüzden pek aramıyorum yani, erkek işiymiş, kadın işiymiş. Böyle işleri pek severim, böyle boya işi olsun. Ne bileyim, bilmiyorum, seviyorum böyle işleri, o yüzden yapıyorum yani. Bir de şöyle bir şey, şimdi Gökhan gelse, Gökhan'a söylesem yapmayacak, biliyorum. Çünkü bu kapıları ben neredeyse 5-6 senedir söylüyorum. Bir kahverengiye boyadık 7 sene önce. Ondan sonra o, başka da beyaza boya dedim. Bu kırık beyaza boyadım ama. Tamam bu, tamam yarın. Beni habire oyalıyor. Ben de şimdi o yok ya. O yok diye kendi başıma becerebildiğimi beceriyorum arkadaşlar. Boya çok güzelmiş arkadaşlar. Hemen kapa diyor. Hayır hayır, arabaların hiçbirini sürme. Çok takırtı gidiyor telefonu. Nereye mi gidiyor? Valla onun aslında. Anne, bak bu arabamla oynuyorum. Niye yüzeye açtın? Tamam, oynama 2 dakika bir dur. Burası çukurlu olduğundan role daha iyi yaptı arkadaşlar. Roleyle bir deneyim dedim. Roleyle daha güzel oldu. Bakın şöyle. Yeter. Yeter. Recep takırda mı? Takırda mı? Ben de yine oraya baştan takaydım. Tamam, ben geri kapatacağım şimdi. Dur. Şöyle kenar kestirmelerinden bir daha gideceğim, ondan sonra boya işi de düşürüyor çünkü çok iş kısımlarına girmiyor. Diğer kenarlarını da zaten orayla yaptım da çiğnedim fırçayla. Kapının ön tarafına fırça roleyi diye dedim, güzel olmadıydı ama arka tarafı güzel oldu arkadaşlar. O yüzden fırçayla yapıyordum. Dur bir daha deneyim roleyi. İyi, güzel de oldu. Thank you.
Ben dinledim. Ben de konuşmayayım. Tamam, sessiz konuşayım. Çuvallarımızı ters döndürdüm şöyle. Kolun bir tarafını kopyayacağım için. Ben bir yaptım. Şu şekilde şöyle. Tabii pislemiş arkadaşlar. Su giden mi var? Burada yüzmüşler herhalde. Taş orada. Bu nasıl taştı? Çiğne de buraya dökün. Dolaplarını çekin, tamam mı? Kaç bakayım bir yıkayalım. Tamam, çekin. Şu anahtarımızı al da abine bir oğlum, yürü. Abi. Sen dur, sen kaç. Sen kaç. Şu şekilde artık kadar ya, başka bir şey yok. Kara zaten, kolu kara, senin kalkın. Nasıl kokuyorum tabii kızım. Çamaşırlarım için. Halılar da ondan yıkıyorum ben. Burada halı yıkanma geçmiş kayın arkadaşlar ama iki gün sonra bir daha geleceğim bayram yerine. Bakalım bakalım. Halılar durulursa güzelce yıkayacağım. Anne iki de ben çiğne. Dur bir dahaki bir sokup böyle çiğneyim. Nasıl düşeceğim gördün mü? Ben girdim öyle ki kaçtım. Yoksa yılan beni orada sokardı. Ferhat emmi de girdi, o da görmemiş. Bir yılan çok olur zaten ki. Bir yandan da köylerimizle sohbet ediyorum arkadaşlar. Aşağıda da halı yıkıyorlar onlar. Burada da yıkayanlar, çuval yıkayanlar var. Dur yavrum, dur. Recep. Ona sokma ya. Karasını aldım ya arkadaşlar. O yüzden tek kara çıkmıyor. Bu suyu dökmeden direkt hepsine basacağım. Recep gel çiğ. Çiğ. Ben buradan mı yüzeceğim? Hı? Ben buradan mı yüzeceğim sanki? Ne kadar nasıl yüzeceğim? Yüzmeyi bilmiyorum, görmüyorum. Lan yavaş, üstü ıslattım lan.
Şimdi. Kaç kere şimdi? Kaç şimdi? Gel bakalım. Bunu suyunu bir değiştirelim. Kirlenir süre. Al bak gidiyorum. Koş 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 koş. Ne? Çuvalımız gidiyor. Koş. Ne? Çuval gidiyor, çuval. Ne? İşte. Hangi çuval gidiyorlar? Çıkayalım. Görmüyor musun? Ya bunu çeyreğe mi? Dur durun değil. Onu biraz sonra. Bunları bir yıkayın. Bunlar daha çok karanlık olur. Buradan da geçireceğim çuval. Yiyelim arkadaşlar. Fazla soğuk değil. Zeydatlarımı gidiyorlar mı orada? Ora buradan temizleyin yukarısı. Çocukların yüzü diyor. Oran, buraya gel çabuk. Oranın şu duvar kadar boyu gözüküyor. Duvar kadar boyu gözüküyor oran. Şu arada temiz oranın otunu temizleseler de yılanları korumayasın. Ot olduğundan yılan var orada. Ben daha yeni giriyordum. Atmanın bir yılan koruyucu kaçtı. Onda yıka da. Getir hocam. Şunları da çiğneyelim. Sen git çiğneye dur. Geç bakalım. Çık ben su dökeceğim oraya. Tamam mı? Dur. İsmail geçen geldiğimizde nasıl suyu var değil mi? Hmm. Işıl ışıl dış böyle pasak değil. Çiğne dedim. Su dökeceğim çiğnesin. Yavaş. Çiğne sen çiğne. Veriyor. Sağa suyum onu. Şimdi kurulamı paskana ben geçin. Gece bunları yaparız. Adem geldi. Hı? Adem. Geldi mi? Tamam gelsin. Şimdi dur olayım. Sen suyu da tutun. Tamam. Bakın ışıl ışıl oldu. Nasıl? Ne? Hayır hayır yeter su hayır. Köşelerine biraz kalıyor arkadaşlar. Köşelerde şöyle temizliyorum güzelcek. Sen hadi git hadi düşme. Şimdi. Bunları ev arayında sereceğim arkadaşlar. Buruyunca da sökeceğim şu kenarları, kenar kısımlarını. Söktükten sonra oturacağım. İçimini yapacağım sonra. Ekmekçilerin altına otursunlar diye böyle çadır yapacağız. Bunlara olsun. Mesela biz dışarılarda mevli okuttuğumuz zaman sokaların altına serelim. Önceden de her şey yoktu, halk yoktu. Bunları halların altına serelim. Yok abla. Bunu da çek. Ay bunu da çek. Bunu da çek bakalım. Hadi hep al tamam mı hepimiz? İkimiz de Recep'i de. Bitti mi?
Bıçadan sonra bir şeye gidecek. Tabii. Motoru çekeyim ya. He? Motoru çekeyim ya. Motoru çekeyim ya. Gider kuru yaptı musun? Anne giderken. Bakın beni bile ya. Gideyim abla hani bildiğin bitiyor ya. Ama ben söyleyeyim dedim tamirciye. Ben ne biliyorum anne neler olduğunu. Bunları üstüne atma dur. Ben o kısa değillerim. Giderken bir şey ortada. Çok üstünü ıslatma tamam mı? Kaza yaparsak sen de hızlı sürme canım. Kaza yapmayacak, bir de yok diyorum, giderim diyorum. Gideyim oğlum, gel bakalım, al şimdi. Bacan bak ha. Evet. Bir bak şuna. Anne yeter mi? Yeter yeter çıkalım. Anne kıraatı taktım. İçin yedi valla. Yavaş çen üstüne geliyor. Çuvalı bir bakım yıkanmış mı? Bir bakım. Yavaş. Yavaş. Bir atma bir. Oturma. Ona bastırmala tahla tak. Düşünce görün. Valla? Aman gelmesin istemem. Sen nerede hani? Daha senin yanında mı? Tamam. Şimdi çıkarım ben. Ayağım bana dolanın nedir? Korkarım ne yürü? Kaç bakalım. Kaç, kaç. Bak bakalım nedir? Toprağı neredeyim? Tamam. Orada mı? Ay, su iyice leş gibi oldu. Senin çadırlar beyaz. Gerçekten iş yapışmıyor ki. Gerçekten yapışmıyor. Allah burada da yapışmıyor. Bunlar laylına yapışmaz. O çadırlara çiğler yaptırıyor. Al yanayım yapışmıyor. Bak saniye. Onlara buraya demek ki irken geleceğin o zaman. Kaykolundan geldim arkadaşlar. Şunları seriyorum. Şöyle uyusun. İkili açmıyorum. Şöyle açaraktan seriyorum. Bir kaplamasın diye şöyle. Serim zaten aynı. Çabucak kurur bunlar. Kuruduktan sonra da bakın bir boş vaktimde dikimini de yaparım. Zaten çabuk dikilir bunlar. Makinem de var aslında. Bak makinede dikilirsen. Deneyeceğim. Bir dikiş makinesine dikeceğim. Ayaklı ya benim dikiş makinesi. Makinelerden olduğu için belki dikilebilir.
merdiven sardım, yaprağın yarısı duruyoruz arkadaşlar zaten. Yiyeceğimiz kadar sardım, kalanını dolaba koyduydum, o sarılacak. Yaprak bozulmadan, bir şey olmadan hemen onu da sarım, buzluğa attım da. Bunu da daha hepsi bir kesin. Mandal da bitti. Şu kaldı. Bunları şimdi bir de baksın. Şöyle atalım. Sanki Esaf'ın eşya yıkamış gibi üstüne yine fırlandı. Bunu da bitirdik. Şimdi ne yapacağım? Yaprak sarmaya gireceğim arkadaşlar. Yaprağımızı da sarın. Videomuzu kapatalım. Şu tepsimizin üstünde sarıldı. Şuraya koyalım. Evet. Hep hazır zaten arkadaşlar. O gün diyorum, o gün kalan yaprak. O gün başım çok ağrıdı, saramadım. Normalde hepsini sarardım da. Yiyeceğimiz kadarını sardım. Kalanını öylece dolaba koyduydum. Bir iş bunda geçerse iyice bozulur bu. Bu da olmaz. Bir an önce şöyle sarım. Şu gündür de zaten işim vardı. Dün öyle Aksaray'a gittik. Öyle saramadım. Ondan sonra işte bir bugün akşam saracaktım. Akşam da bayağı bir yoruldum. İlkenden saat 10'da yattık vallahi çocuklarla beraber. Hep yorulmuştuk. Aksaray çok yoruyor insanı. Bir de sıcak da Aksaray dün. Geçelim sen hadi. Anne. Anne. Gire mi geldin yani? Ben de sana bakmıyorum. Yok, bana bakarsan sen çok konuşuyorsun. Hadi git. Hadi. Hadi anne. Anne sana bir şey söyleyeceğim. He. Bak. Abla nadir alıp geleceğim. Hadi bir alsın gelsin. Yürü söyle de. Abla. Şokola girmek istiyorum. Şokola varım diyor. Hadi gidin de alın. Anne. Niye koçmuyorsun? Tamam, ağlama. Ağlama. Anne. Güzel 5 lira sana verdim. 25 lira bakkala koyduydum sabahtan. Kursu alırken. 30 liraya al geri, hadi kaç tane itiyorsa. Bu şekilde işte arkadaşlar. Vallahi gördüğüm iş iş bitmiyor. Görmezsen bitiyor. Görürsen yok. Dayıya bluzer götürmedim. Evde bluzer temizledi. Kayfaltı yaptıktan sonra. Dışarıda işim olduğu zaman artık tatilde geldi ya, kuruzara atıyorum evin işini. Tabii ki her zaman değil de. Haftada bir kere de dip koşuyor, temizlik yapıyor. Bayram temizliğine girişecek işte. Bayramı da az kaldı arkadaşlar. Bugün ne? Bugün nereden? Cumartesi. 4 gün kaldı herhalde. Çarşamba bunu bayram. Rabbim okuna çıkarmayı nasip etsin inşallah bizlere de. Yaprağımızda şöyle. Zaten pek bir şey de yok arkadaşlar. Bir pişirmek kadar bir şey var. Onu dolaba koyup Gökhan geldiği zaman falan pişiririm. Gerçi o zamana daha sararım da yine de olsun. Dolaba atıp hazır olsun. O gelmezse de hani bir misafir gelir, bir şey olur. Hemen çıkarır. Bayrama da sim yapacaktı Elmas Gül'le. Ya haber çıkmadı. Ne zaman yapacaklar, ne yapacaklar? Bilmiyorum. Beraber yapalım diyordu. Bir tanesini de ben yapacağım. Biliyorsunuz zaten bizim buranın sinesine. Eşki gibi geldi de. Yapar tadı bundan. Bu şekilde şöyle sarıyorum arkadaşlar. Sarım. Diyorum ya, poşetleyip buzluğa atacağım. İsterseniz videomu da artık kapadım. Sabah sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Bol bol yorum yapın. Beğeni yapın arkadaşlar. İzleyin. Hele bir de reklamları atlamadan izlemeyin arkadaşlar. Mutlaka reklamlarımızı izleyin. Bizim kazancımız zaten reklamlardan.
Bunu da hatırlatmak istedim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.